أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع من لامية ابن الوردي لامية ابن الوردي'nin bugün 7. dersini okuyoruz. Fizdiyadi ilmi irgamul ida ve cemalul ilmi islahul amel. Fizdiyadi ilmi ilmin izdiyadında, ilmi artırmakta vardır. Ne var? İrgamul ida. Düşmanların irgamı var. İrgam ne demek Serkan? İrgam asıl mana itibariyle, lügat itibariyle birinin burnunu toprağa sürtmektir. Birinin burnu toprağa sürdüğü zaman onun zilleti, izlali, tahkiri lazım gelmiyor, geliyor. Burada o lazım mana muradır. Yani İlmi artırmakta düşmanın irgamı var, zilleti var, tahkiri var, üzülmeleri vardır. Madem öyleyse, düşmanlarını yenmek istiyorsan, onları rezil etmek istiyorsan, zelil kılmak istiyorsan, ne et? İlmini artır. İrgamul ida, irgam mubtada, ida mudafu ileyhidir. İrgamul idam mubtada, fizyadır ilmi, car-ı mecrur haberdir, mukaddem olmuş. İdam, aduvun cemidir. Aduvun da sadikunun neyidir? Dıdıdır. Niye? Çünkü ilmi, kimin ilmi artarsa, maksuduna, hedefine ulaşır, insanların katında değeri artar, öyle değil mi? Herkes ona değer verir. Allah katında da makbul bir kul olur. Bu insanın düşmanının hoşuna gitmez. Düşmanın hoşuna gidecek bir şey değil. Yalnız ve cemalul ilmi islahul amel. İlmin cemali, ilmin zineti de islahul amel. O ilim ile ameli islah etmektir. Ve cemalul ilmi mutlak. İslahın amel haber olur. Bu cümle fizdiyadil ilmi irgamul ida cümlesi üzerine matuftur. Ve cemalul ilmi, ilmin cemali, ilmin zineti nedir? İslahın amel. Öyleyse ilmi artırmaya gayret edelim ve o ilmi de salih amellerle ne edelim? Zinetlendirelim, cemil kılalım, süslendirelim. Mahsulul beyti in kunta turidu en taglibe aduvveke ve tuzillehu. Düşmanına galebet etmek istiyorsan, onu zelil kılmak istiyorsan, feştehil fi ziyadetil ilmi. İlmin ziyadesinde gayret et ve hassilhu ilmini artır. Yani fi ziyadetil ilmi, çünkü ilmin ne? İlmin ziyadesinde izdalen lehu, düşmanın izdali var. Ve ma hasertehu minhu فَزَيِّنْهُ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ. İlimden tahsil ettiği miktarı da salih amelle zinetlendir. Niye? لَنَّ جَمَالَ الْعِلْمِ وَزِينَتَهُ تَحْسِينَ الْعَمَلِ وَمُوَافَقَتَهُ لِشَرِعَةِ الْغَرَّةِ. Oldum. اللّٰهُمَّ جَلْ اَقْوَالَنَا اَقْوَالَنَا. Öyle değil mi? Bizim kavullarımızı bize akva, güç, kuvvet kıl. Ve la tec'al ef'alena, bizim ef'alarımızı ef'a yılan demek. Ejderha. Ef'alarımı bize a gibi kılma, zararlı kılma. Fizdiyadil ilmi irgamul ida ve cemalul ilmi islahul amel. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبل
cemilil mantıka. Mantıkını, konuşmanı zinetlendir bin nahvi nahv ilmiyle. Nahviyi bilirsen, faali merfu, mef'ulü mensub, mudaf-ı ileyhi mecrur, temiz-i mensub neyse, kurallara göre konuşursan, sen o mantıkın, o nutkun ne olmuş oluyor? Süslendirilmiş, zinetlendirilmiş oluyor. فَمَنْ يُحْرَمِ الْاِعْرَابَ فَمَنْ يُحْرَمِ الْاِعْرَابَ Bu illet hükmündedir. Niye diyorum nahvüle mantıkını konuşmanı zinetlendir? Diyor çünkü فَمَنْ يُحْرَمِ الْاِعْرَابَ Kim İ'rab'dan mahrum kalırsa, İ'rab beyan ishar manasına da gelir. İ'rab mudaf takdirin nahv ilmi de murad olabilir. فَمَنْ يُحْرَمِ فَمَنْ يُحْرَمِ İlmel Ya'rabi. Ya'rab, nahvine de kullanılır, mudaf da takdir edebiliriz. فَمَنْ يُحْرَمِ الْيَعْرَابَ Kim Ya'rab'dan, yani nahv ilminden mahrum olursa, o ihtebele fin nutki. O ihtebele fin nutki. O nutukta ne yapar? O nutukta ihtibal yapar. İhtibal ne demek? İleri geri yanlış konuşur. Öyle değil mi? فَمَنْ يُحْرَمِ الْيَعْرَابَ Kim İ'rab'dan mahrum olursa اِخْتَبَلَ فِي النُّطْقِ اِخْتَبَلَ mana اَفْسَدَ فِي النُّطْقِ O nutukta ne yapar? İfsad eder. Oldu mu? فَمَنْ يُحْرَمِ الْيَعْرَابَ فِي نُطْقِ اِخْتَبَلْ O neydi? Nutkunda ifsad yapar. Yani konuşmasını yanlış yapar. Hani şairin biri diyor ya, اَنَّحْوْ زَيْنٌ لِلْفَتَى فَاَكْفِهُ حَيْسُ اَتَى Nahv fetanın bir zinetidir. Nerede gelirsen, görürsen ona ikram et. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ النَّحْوَ فَوَاجِبُنَ يَسْكُتَى Nahv bilmen kişi vacip o ki ona sükut etsin. Çünkü konuşursa kendini ele verir. Cahil olduğu hemen ortaya çıkar. Veyahut da cemil mantığı bizim bildiğimiz mantık ilmini bir nahvle zinetlendir. Çünkü bir bazı ilimlerle ne yapılır? Tezin edilir. Mantık ilmini nahvle zinetlendir. Nahvle başka ilimler ne yap? Zinetlendirir. Mahsulul beyti zeyyin ve hassin nutkake ve tekellümeke اَوْ عِلْمَ الْمَنْتِقِ بِعِلْمِ النَّحْوِ لِأَنَّ مَنْ حُرِمَ مَعْرِفَةَ الْيَعْرَابِ فَسَدَ نُطْقُهُ وَلَمْ يَعْرِفِ الصَّوَابَ مِنَ الْخَتَيِ وَلَمْ اَفْسَدَ فَسَدَ olsa daha iyi olur فَسَدَ نُطْقُهُ وَلَمْ يَعْرِفِ الصَّوَابَ مِنَ الْخَتَيِ وَلَمْ يُحَسْنِ تَكَلْمَ بِالْعَرَبِيَةِ فَيَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ صَانَهُ اللّٰهُ وَاِيَّانَ مِنَ الْخَتَيْ فِي النُّطْقِ وَالْاِسْيَانِ فِي اَوَامِرْهِ تَعَلَى Oldu. جَمِّلِ الْمَنْطِقَ بِالنَّحْوِ فَمَنْ يُحْرَمِ الْاَعْرَابَ فِي النُّطْقِ اِخْتَبَلْ اِنْزِمِ شِعْرَ وَالْعَزِيمْ مَذْهَبِ فَالطِّرَاحُ الرِّفْتِ فِي الدُّنْيَا اَقَلْ اِنْزِمِ الشِعْرَ Şiiri nezm et, şiirleri telif et. Ama ve lazım mezhebi, ben mezhebime ne ol? Lazım ol. Ben mezhebime ne ol? Lazım ol. İnzim şiire, şiire lazım ol. Ve lazım mezhebi, mezhebime lazım ol. Fattirahu rifti fid dünya. Dünyada, şimdi onun mezhebi nedir? Güzel şeylerle ilgili şiir yazarsın. Cahili şeyler gibi değil. Mübalağa mede olmayacak. Kötü şeyler değil. Şetem, sövme gibi şeyleri ihtiva etmeyecek. Bir de şiir Allah için yapılacak. Yani padişahları hakkında onları öveyim, şiir yazayım, bana ücret mukafat versin. Öyle bir şey için değil. Benim mezhebim odur. Ve lazım mezhebi Allah için yazmak, güzel şeyleri yazmak, o karşılığını beklememek üzere yazmaktır. Benim bu mezhebime lazım bu.
Fattirahur rifti. Rift demek atiye demek. Dünyada verilen şeyi terk etmek. Fid dünya, dünya da akkandım. Niye bunu söylüyor? Yani kendine niye ben o şiiri yaz, benim mezhebime lazım olur kimseden bir şey alma. Çünkü atiyeyi dünyada terk etmek çok azdır. Çok nedir? Azdır. İnzimiş şiire ve lazim mezhebim fattirahu rifti fid dünya akal. Yani atiyeyi dünyada terk etmek akal bakkali de demedi. Akal. Yani kalillerin kalili, azların azıdır. Yani herkes atiyeyi, menfaati sever. Onun için diyorum, inzimi şiire ve lazım mezhebi, benim mezhebime lazım olur. Fattirahu rifti, yani feterkul atiyyeti fid dünya, akkallu, bu nedir? Bu azdır. Yani atiyeyi terk etmek, kimsenin bir şey almamak, bu akkallı. Yani çok rağbet edilen, herkesin arzuladığı, nefsini istediği bir şeydi. Onun için diyorum, inzim şiire yalnız ve lazim mezhebi. Mahsulul beyti, inzim şiire, şiiri yaz. Ve iştegil bihi, şiirle iştigal et. Ve la tu'rid anhu, şiirden iraz etme. Lennel iştigale bi şiiri, şiirle iştigal etmek li sevabi ve nasihati. Sevap ile nesihat için şeyun merhubun fihim. Talep edilen, arzulanan bir şeydir. Kema enne fi huduri seratini, paşaların huzurunda. Ve medhil ummerai, ummerelerin medhinde. O da niçin li neylil menfaati minhum, onlardan bir menfaate nail olmak için. O şeyun merhubun anhu. Merhubu anhu bir şeydir. Yani kendisinden kaçınırlar, hoşlanmayan bir şeydir. Nerede? Önce eshabıyla, kul-i selimeti. Kul-i selimet işlerinin yanında bu merhubu anhudur. Ve mezhebi ve zâke. Ben mezhebim de odur. Allah için, sevap için, nesat için şer yazmak. La haza. Parçaların, parçalardan nemalanmak menfaat için değil. Ben mezhebim budur. İnşallah bir değil umurum. Ve emru bitilkel mulazemeti. Niye bu lazım diyor, mezhime lazım olur? Yani terk el atiyeti vel menfaati fi mukabeleti şerri ve gayri fi dünya akallu kalini. Ve fi bu şerde minel mübalati ma la yakfa ala emsalike. Bak diyor, akallu kalili. Öyle değil mi? Yani ne demek? Çok çok azdır. Mübalaga var. İnzimi şe're ve lazim mezhebi fettirahu rifti fi dünya akall. فهو عنوان على الفضل وما أحسن شعر إذا لم يبتزل فهو عنوان. Bu şiir nedir? Unvandır على الفضل. Unvan adres. Unvan bir şeye insanı yönlendiren, delalet edendir. Şimdi mesela adresse de unvan deniyor. Niye? Orada ne yapıyor? İnsanı bir yere götürüyor. Mektubu bir yere götürüyor. فَهُوَ شِعْرْ اُنْوَانٌ عَلَى الْفَضْلِ. Şiir, şairin fadli üzerine bir unvandır. O şair fadıl biri oldu, fatin biri oldu, akıllı biri olduğuna delalet ediyor. Herkes şiir yazamaz. وَمَا اَحْسَنَ الشِعْرَ. Ne acayip bir şey şiiri ne etmiş, güzel kılmış, izallem yüptesin. İzallem yüptesin. Ve ma ahsana şiire. Ne acayip bir şey şiiri ne etmiş, güzel kılmış, izallem yüptesin. Yani lem yumtehen, lem yuhtakar. Hakir kılınmadığı sürece o şiir. Öyle değil mi? Rezil edilmediği sürece. Yani çok mübalağa için söylemediği sürece. Menfaat için, gösteriş için, nemalanmak için söylemediği sürece şiir acayip güzel bir şeydir.
Ma ahsene burada fiile tacibdir. Ma mutada ahsene fiil faali huvedir, şehre mefudur. Ahsene şehre cümlesi maya haber olur. Fehve unvanun alel fadli ve ma ahsene şehre izallem yüptecer. Oldu mu? Fehve şehr unvanun alel fadli. Ve ma ahsene şehre. Yani ne acayip bir şey. Şehri güzel kılmış. Ama izallem yüptecer. O şer rezil edilmediği sürece, hakir edilmediği sürece, değeri düşürülmediği sürece. فَهُوَ عُنْوَانٌ عَلَى الْفَضْلِ وَمَا أَحْسَنَ شَعْرَ اِذَا لَمْ يُبْتَزَلْ مَحْسُولُ الْبَيْتِ اِنَّ الشَّعْرَ دَلِيلٌ وَاَمَارَةٌ عَلَى فَضِيلَةِ الشَّاعِرِ وَالدَّهَائِهِ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ اِذَا لَمْ يُبَالَغْ فِي بِغَيْرِ اَصْلِ. Oldu mu? İzdiyad-i ilmi irgâmul idâ ve cemâlul ilmi islâhul amel. Cemilil mentiqe bin nahvi femen yuhremil ya'râbe fin nutq ihtebel. İnzim-i şe're ve lazim mezhebi fattirâhul rifti fid dünya akal. فَهُوَ عُنْوَانٌ عَلَى الْفَضْلِ وَمَا أَحْسَنَ شَعْرَ اِذَا لَمْ يُبْتَزَلْ. İmam Şafii diyor, وَلَوْ لَا الشَّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرًا لَبِيهِ. Diyor, şer alimlere yakışmıyor. Onların değerini düşürüyor. Eğer şer alimlere yakışmış olsaydı, ben lebil o meşhur şairden daha şair olurum. İmam-ı Şafii'nin o özelliği vardı. Bir anda şiir değil miydi? O da olmadı. Hani o da şiir. O da şiir nezmini yazmış. Yani diyor, lebüt'ten daha şair olur. Lekuntul yevme eşaren min lebid. Oldu mu? Allahu اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب